Herkese merhaba arkadaşlar. Altın kuma yürüme mesafesinde güzel bir villa tanıtmaya geldim. Bitişik Nizam 2 adet villamız var. Biz bir tanesini göstereceğiz. İkisi de satılık. Güncel fiyatımız 2.750.000 TL ve 3.000.000 TL olarak değişiyor ama çok güzel bir pazarlığımız var. Gerçekten güzel bir pazarlığımız var. Uygun fiyatlara da alınabilir. Girişimiz burada. Birazdan villaya bakacağız ama bahçeyi bir gezelim. Altın kuma yürüme mesafesinde. Yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede. Konum çok güzel. Yeni mahalledeyiz. Yeni mahalle ile Altınkum mahallesinin kesiştiği noktadayız aslında. Gayet de güzel bir konumda, güzel, şık bir villa sahibi olabilirsiniz. Bu mevkilerde artık daire fiyatları bu arkadaşlar. Daire fiyatına alabileceğiniz güzel bir villa olacak. Hem de bahçeniz olacak. Aracınızı park edebileceksiniz. Altınkum'a yürüyerek gidip gelebileceksiniz. Eğer yatırım amacıyla da düşünüyorsanız günlük kira getirisine de çok uygun. Şimdi burada bir araç park yerimiz var. Çok güzel bir nar ağacı var. Buradan görünüşü daha da güzel hatta evin. Muhteşem duruyor. İki tane arkalı önlü. Biz ön taraftakini gezeceğiz. Arkadaki de aynı boyutlarda. Gayet güzel bir yer. Şık bir yer. İstenirse burası tabii daha farklı da değerlendirilebilir. Aracınızı dışarıya park edip burayı kamelya tarzında bir şekilde de kullanabilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Narlar da kocaman olmuş. Kocaman olmuş. Nar berekettir derler. Evinizin önünden bereket eksik olmasın. Gayet güzel. Şık bir ev gezeceğiz. Tabii biraz daha minimal tarzda, öyle çok geniş bir villa beklemeyin. İçeriye girmeden bunu söyleyelim. Ama gayet de kullanışlı. Ön taraftaki balkonu görüyorsunuz. Dev gibi bir balkonumuz var arkadaşlar. Üst tarafını verandayla kapatmışlar. İstenirse tamamen kapatılıp kış bahçesi tarzında ya da salona dahil edilerek kullanılabilir. Güzel bir girişimiz var. Her tarafta ağaçlar var. Limon ağaçları, portakal ağaçları. Çok da güzel duruyor. 3 basamakla villanın girişine ulaşıyorsunuz. Diğer villanın girişi de arka tarafta, istenirse girişler tamamen ayrılabilir. Araç park yerinden belli bir bölüm arka tarafa dahil edilebilir. Bu şekilde ikisinin de girişi ayrılabilir. Ama iki akraba, iki kardeş, iki dost, iki arkadaş alacaksa da gayet ideal bir kullanımı olacak. 3 basamakla çıkıyoruz ve salon mutfağa giriyoruz direkt. Burada daha minimal tarzda olduğu için öyle büyük bir vestiyer alanı beklemeyin arkadaşlar. Çok da geniş bir ev değil. Bunu başta da söyledim ama kullanışlı mı? Bence kullanışlı. Daire fiyatına alınabilecek. Ayağınız toprağa değecek. Denize yürüme mesafesinde olacaksınız. Yatırım için de güzel bir yer olacak. Bütün tadilat da yapılmış. Yerler laminat. Burası salon olarak değerlendirilmiş. Ölçümünü yapmayacağım çünkü girintili çıkıntılı, ortalama 20-25 metrekare boyutunda. Siz ben girişi salonla giriş ayırmak istiyorum diyorsanız buraya güzel fonksiyonel bir kitaplık koyabilirsiniz. Daha ideal olabilir. Gayet güzel. Ön taraftaki balkonu gördük zaten. Tekrar çıkmayalım. LED ve spot aydınlatmalarımız var. Onlar da güzel. Lavabo koridorun arkasında kalıyor. Onu da görmüyorsunuz. O da büyük bir avantaj. Burada bir mutfak alanımız var. Gayet güzel. Çimstone tezgah. Tezgah arası 60'a 120 seramik yapılmış. Lake dolaplarımız var arkadaşlar. Gayet şık duruyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yakında tanıtımına başlayacağımız 15 adet Akbük'ün merkezinde 1+1 dairelerimiz geldi arkadaşlar. Çok yakında proje tanıtımlarına başlıyoruz. Yarısı peşin, yarısı taksitte. Bakın altını çizerek söylüyorum. Ortalama satış fiyatları da 1,5 milyon civarında olacak. O mevkide başka bulunmayacak. Bir de taksitli alacaksınız. Bunun avantajı da çok büyük. Bunun için ayrı bir video çekip liste oluşturacağız. Bildiğiniz gibi biz bir liste oluşturuyoruz. Siz isteyenlere özellikle projeyi başlar başlamaz atıyoruz. Sonra videosunu çekmeye başlıyoruz. Bunlar için de arayıp en azından bir numara bırakın ya da WhatsApp'tan yazın. Ulaşalım. Daha rahat olur. Gayet güzel bir salon mutfak gezdik. Şimdi burada merdivenimiz var. Merdiven altı da lavabo olarak değerlendirilmiş. Mesela burada bir vestiyer alanı yapılabilir ama giriş kısmında olmaz bu vestiyer alanı. Güzel bir seramikle yapılmış değil mi? Şık, temiz. Şimdi eksilerini artılarını söyleyeceğiz. Söyleriz. Hiç kimseden çekinmiyoruz. Biz eksisini de artısını da söyleyeceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar zaten fiyat bakımından baktığımızda da bölge olarak da bunu baz aldığınızda uygun fiyatlı bir yer olduğu için öyle çok da büyük eksikler gözümüze çarpmıyor. Halledilebilecek eksikleri de zaten biz söylüyoruz. Şimdi yukarıya çıkarken merdivenler tabi biraz dar. Eski tip evler olduğu için bunlar biraz dar. Ama Trabzan yapılmış, güzel olmuş. Orta katta
2 adet odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Böyle bir göster burayı. Hatta şöyle yapalım. İlk banyo lavabodan başlayalım. Daha geniş göstermiş oluruz. Şimdi banyo lavaboya girmek için bu kapı açılmıyor. Burada kalıyor. Lavabo büyük. Şöyle alayım seni. Ben şöyle geçeyim. Şimdi bak. Orada çamaşır makinesinin yeri var. Güzel olmuş ama ben şöyle söylemek istiyorum. Mesela bu lavaboyu küçük bir lavabo yapıp buraya kadar birleştirsek daha güzel olmaz mı? Çamaşır makinesinde teras alsak çok daha güzel olurdu. Ama bu kapının buraya değmesi, bak böyle değmesi, tabii ki olur. Gayri ihtiyarı böyle geniş bir kapı istersiniz. O olmayabilir. Görerek alalım. Biz söyleyelim. Siz değerlendirin. Burada 9 metrekarelik bir odamız var arkadaşlar. 9 metrekare. Buraya küçük bir dolap yapılmış. Tabii fiyatları baz alarak konuşuyorum. Güzel bir yer. Yani küçük. Ne olur şu iki oda birleştirilir. Yukarıdaki teras da zaten oda haline getirilmiş. İkisi 2+1 tarzında da kullanılabilir. Elimizden geldiği kadar en doğrusunu, en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Farklı farklı seçenekler sunuyoruz. Kanalımızda 50 milyona da villa bulabiliyorsunuz. İşte 2 milyona da villa bulabiliyorsunuz. Ya bunları değerlendirmek gerekiyor. Çünkü her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Orada bir balkon var. O balkona çıkmadım. Şöyle tutuyorum. Bak tuttum, gördüm. Refleks çok iyi. Seni böyle alayım. 10 metrekarelik bir odamız var burada. Tabii rüzgarlı bir hava, artık dedim soğumaya başladı. Akşamları ne kadar soğuk oluyor değil mi? Ya akşam dondum ben. Böyle bir soğuk görmedim. Rüzgar esiyor. Şimdi iki tane pencereyi de açınca öyle bir cereyan yapıyor ki içeride duramıyorsunuz. Artık tam hasta olma zamanları. Kesinlikle hasta olma zamanları. Ama biz kapıyı açamıyoruz. Bak şimdi bu da buraya değiyor. Her şey bir yere değiyor burada yani. Ne yaparsanız yapın. Tabii konum olarak güzel. Böyle baktığınızda ön cephedesiniz. Şimdi biz böyle artısını, eksisini, avantajını, dezavantajını söyleyince bazıları kızıyor arkadaşlar bize. Özellikle ben bildiğiniz gibi arada sırada dolandırıcılık videoları çekiyorum. Geçenlerde de burada abimizin birini dolandırmaya çalışmışlar. Birazdan anlatacağım size. Bir de şöyle bir olay var. Maliyet videosu çekiyorum. Bunun için bana çok kızıyorlar mesela. Niye çekiyorsun? Çekme. Ama yani insanlar götürüp de dünya kadar parayı bir yere gömeceğine kendileri yapsın. Daha karlı gibi düşündüğümüz için yapıyoruz ama tabii her kesim bunu hoş görmüyor. Şimdi burası teras. Terası oda yapmışlar. Kocaman bir teras olmuş. Kocaman bir oda olmuş. Tabii cam balkonla kapatmışlar. Ana yatak odası olarak kullanılır mı? Gayri ihtiyari kullanılabilir. Çünkü aşağıdaki odalar küçük. Burada ikinci bir tesisat alanı var. Ben buraya alanın yerinde olsam buraya kesinlikle mutfak yaparım ki yatak odası bile olsa mutfak olsa güzel olur içinde. Bir mini buzdolabı konulabilir. Bütün ihtiyaçlar burada giderilebilir. Güzel bir teras. Ölçmeyeceğim burayı da. Evin hiçbir yerini ölçmedik zaten. Sizden önce ben ölçtüm. Burası da ortalama 27-28 metrekare boyutunda bir yer. Şimdi dedim ya, abimizin birini dolandırmaya çalışmışlar. Abimiz Almanya'da oturuyor. Uzun süredir de konuştuğumuz bir insan. Bana bir yer attı. Akbük'te bir yer. Akbük'te bir emlakçı. Attı, burası bana yarar mı dedi. Bana böyle atanlara da cevaplıyorum bu arada. Başkasından da olsa güzel sal diyorum. Kötüyü salma. Abi dedim burası yaramaz. Çünkü yeri biliyorum. Çok eski. Üzerine sadece bir boya yapıp geçmişler. Bir şekilde yani bir hani var ya balçıkla sıvanır mı diye bir deyim var. Şimdi cümlenin tamamını söylemeyeyim. Biraz argo olacak. Öyle bir olay. Yani demirler artık bitmiş. Betonun içindeki demir bitmiş. Ama abi çıkmış gelmiş Almanya'dan bir arkadaşıyla birlikte. Yolda bir 5000 euro para harcıyor. Gel git zaten. Otel falan ayarlıyor. Tapu girişleri yapılıyor. Diyor ki bir eve bakayım. Gideyim. Aldığı evin yan komşusu diyor ki kardeşim sen burayı aldın ama sen buranın eski halini biliyor musun? Bak bu ev böyle gözüktüğü gibi değil. Eski fotoğraflarını bir atıyor bizim abiye. Rezil, rezalet. Tapudan geri dönüyorlar. Emlakçı aldığı kapurayı ben vermem diyor. Mahkemelik olacaklar falan. Ortada böyle şeyler var arkadaşlar. Her ev göründüğü gibi değil. Her zaman söylüyorum.
yeni boyanmış, yeni tadilat görmüş bir yer bir kış beklemesi lazım ki oradaki eksikleri görün. Bazı müteahhitler var dediğimde çok temiz çalışanlar 5 sene önce ev al, 5 sene sonra dahi o işiyle ilgilenir. Bir sıkıntı varsa gelir. Bazıları da var ki bana ne, ben satmışım zaten uygun fiyata verdim diyenler de var. Bu yüzden biz öyle insanları eliyoruz mesela. Çalışmıyoruz. İşte bizim çalıştığımız 2-3 tane firma var. Gerçekten işini hakkıyla yapıyor. Biz de onlarla çalışıyoruz. Yani herkesle çalışıp çok para kazanma gibi bir ihtiyacımız da yok. Biz düzgün kazanalım. Bizden alanlar mutlu olsun. Herkes kazansın. Yani gördüğünüz gibi değil hiçbir şey. Gelirken dikkat edin. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Elimden geldiği kadar insanları uyarıyorum. Her zaman diyorum arsa alıp villa yaptırırsanız siz daha karlısınız. Ama ben bunun stresiyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız tabii ki sağlam bir müteahhitten sağlam bir yer alın. Parası biraz daha fazla olsun. Emin olun çok daha mutlu olursunuz. Çok daha huzurlu olursunuz. Lafı da çok uzatmayalım. Abi geçmiş olsun ama ben demiştim demek de istemiyorum yani olay bittikten sonra. Nasibidir. Yaşaması gerekiyormuş. Yaşadı. Herkes için bir tecrübe oluyor. 90 yaşındaki bir müşterimizle konuştuğumuzda bir yanlış yaptığında bu da benim için bir tecrübe diyordu. Bu da bizim için bir tecrübe. Abimiz için de bir tecrübe olmuş. Hatta Erkan abi buradan izliyorsa da selam söyleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Güzel bir yer. 2 tane villa. Altın kuma yürüme mesafesinde. Ev çok güzel diyemem. Bahçe mükemmel. Çok geniş diyemem aslında. Ev güzel. Bahçe mükemmel. Konum çok güzel. Daire parasını alabileceğiniz bir yer. Bence mantıklı mı? Çok mantıklı. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın.